Tek neden kayıktan bahsetmiyorum, 35 gemi engellen, bizi taciz etmeye geliyorlar. Türk bayraklı gemilere onların çalışmalarını aksatmak için geliyorlar. Korkutmak için geliyorlar, yıldırmak için geliyorlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için diplomasi ve uluslararası siyaset yanında ekonomiyi de devreye almalarına rağmen hamdolsun ülkemize geri adım attıramadılar. Nasıl bir şey? Nasıl yapıyorsunuz bunu durduk yere? Çok oluyorsunuz artık Türkler fazla olmaya başladı diyebiliyorlar. Ülkemizi gizli açık ambargolarla köşeye sıkıştırmaya çalışanlar bizi sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, her alanda kendi potansiyelimizi en üst seviyede değerlendirmeye yöneltti. Şimdi biz Somali'ye de gidiyoruz, Burkina Faso'ya da gidiyoruz. Biz Afrika'da Fransa'nın belini kırıyoruz, belini. sömürge düzenini yerle bir ediyoruz. Amerika bundan hoşlanmıyor. Yeni Türkiye'cikler oluşmasını istemiyor. Ona yeni kukla Yunanistanlar lazım değil mi? Her ya da gir. Her fravunun karşısına zulüm düzenini yerle yeksan edecek bir Musa çıkar bunu biliyoruz. Sevgili dostlar merhabalar. Türkiye öyle bir kara ürünü ortaya koydu ki, Amerika'sından tutun da Avrupa'daki bütün devletler böyle şok içerisinde izlemek durumunda kaldılar. Aselsan Aslan'dan bahsediyoruz. Yetenekleriyle göz dolduran orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı Aslan, farklı yüklerle çok sayıda görevi başarıyla yürütmeyi hedefliyor. Bakın, işte Türk mühendisleri Öyle bir ürün ortaya koydu ki arkadaşlar da ekrana getirecektir daha detaylı görüntülerini. Öyle bir kara aracı, öyle bir kara robotu üretildi ki her kılığa girebilen, her yere uyum sağlayabilen, düşmanın korkulu rüyası olabilecek, akıllı altyapı sistemleriyle, hava araçlarıyla da entegre olarak çalışabilen, insansız kara araçlarıyla da entegre olarak çalışabilen bir askeri unsurdan bahsediyoruz. Özellikle bakın nerelerde çok işe yarayacak onlardan da bahsedeceğiz. Meskun mahalde, meskun mahalde karşı konulamaz bir silah olarak Türk askerinin elinde duracak. Bunu Türk mühendislerine borçluyuz. Aslan cephe hattında Mehmetçiğin en büyük yardımcılarından biri olmaya aday durumda. Aslan İKA'ya dair Aselsan tarafından yayınlanan son bilgiler ve görseller bu aracın elektronik harp unsurlarıyla da donatılabildiğini gözler önüne serdi. İşte bu gelişme sonrası aslında Amerika'daki, MIT'deki ve bazı farklı adreslerdeki Lockheed Martin'de bazı bazı yapılar çok dikkat kesildiler. Ya bu da ne? Nasıl bir şey? Nasıl yapıyorsunuz bunu durduk yere? Çok oluyorsunuz artık Türkler fazla olmaya başladı diyebiliyorlar. Gelişmiş yazılımı sayesinde otonom hareket kabiliyetine sahip durumdaki Aselsan Aslan üzerine kablolu drone entegre edildiğinde sınır boylarında kesintisiz gözetleme, keşif görevlerini icra edebiliyor. Teleskobik gözlem cihazlarıyla derinlemesine tarama yapabilen Aslan, tehditlere yönelik müdahale gerektiğinde Aselsan ürünü stabilize silah sistemi SarkBlade'i de kullanabiliyor. Bu silahtan ateşlenen 12.7 milimetre yahut 7.62 milimetre mermiler 1 km ile 6.5 kilometre arasındaki menziller boyunca hedefi nokta hassasiyetiyle vurabiliyor. Sarp L haricinde aslana lazer güdümlü mini füze sistemi de takılabiliyor. İşte o yüzden... O yüzden diyorum her kılığa girebiliyor elektronik harp sistemlerinden bu anlattıklarım ve daha birçoğu. Bu sistemin ateşlendiği 40 milimetre çaplı e, mete füzesi yaklaşık 1 kilometre menzildeki hedeflerin üzerinde etkili oluyor. Paletleri tamamen suya batmış olsa bile ilerlemeye devam eden elektronik bir mo motora da sahip. 750 kilogram ağırlığı ile belli bir mesafeye kadar dik engellerden aynı zamanlarda 60 milimetre gelişliğinde hendeklerden de geçiş yapabiliyor. Aslan tüm bunların yanında lojistik amaçlı yük sepeti olarak da kullanılabiliyor. Geniş bir ihracat potansiyeli barındıran Aslan modüler yapısıyla Farklı görev yüklerinin kısa sürede e, uygulandığı modern bir insansız kara aracı oldu. Özelliklerine baktığımız zaman 750 kilogram ağırlıktan, işte elektrikli motor desteğinden, hedef tespiti, sınır tesis güvenliği, savunma ve taarruz yetenekleri, teçhizat anlamında sarple stabilize silah sistemi, kablolu drone sistemi, uzun menzilli akustik sistem, otonom hareket ve görev kabiliyeti, işte maslı çevre gözetleme sistemi, lazer güdümlü mini füze sistemi, Lojistik amaçlı yüksepeti özellikleri ve bunun yanında birçok askeri gücü de envanterinde barındıran bir Türk mühendislik harikasından bahsediyoruz. Çok geniş bir pazarı var. Afrika'dan tutun da dünyanın birçok noktasında çok yoğun talep görecektir diye tahmin ediyorum. Bu kanalda ara ara sizlere böyle savunma sanayi ürünleriyle ilgili de böyle e, bilgilendirici videolar yapalım istiyoruz. Sizlerin bu video hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyorum. Eğer devam etsin bu seri diyorsanız bu noktada da çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Bakın sevgili dostlar. Türkiye'nin elinde bulunan askeri teçhizatlar neden çok önemli? Şimdi biz Somali'ye de gidiyoruz. Burkina Faso'ya da gidiyoruz. Biz Afrika'da Fransa'nın belini kırıyoruz, belini. O sömürge düzenini yerle bir ediyoruz. Ve orada onlara bir örnek sunuyoruz Türkiye. Nasıl direnilebileceğini gösteriyoruz. Amerika bundan hoşlanmıyor. Yeni Türkiyecikler oluşmasını istemiyor. Ona yeni kukla Yunanistanlar lazım değil mi? Kara araçları, deniz araçları, hava araçları bu ürünleri o bölgelerdeki eğittiğimiz askeri gruplara, ordulara, ülkelerin resmi ordularına veriyoruz. Ordularını, subaylarını eğitiyoruz. Gerekirse buradan bazı teşhisatlar, yardımlar gidiyor. Hepsi bir amaca hizmet ediyor. Bir ülkede, yanlış hatırlamıyorsam Nijer'de uranyumun artı biz çıkartacağız. Yıllarca Yunanistan e, Fransa'nın sömürdüğü e, Nijer uranyumundan bahsediyoruz. Elektrik ihtiyacının %70'ini karşılıyordu buradan Fransa. %70'ini. Ve bugün Türkiye orayla bir anlaşma yaptı. Bakın Cihat Yaycı duyurdu. Bir bir Afrika ülkesinde yine oranın kaynaklarını çıkartmak için kolları sıvadık. Ve buna mecliste Askerin oraya gitmesine engel olmaya çalışan da bir muhalefet güruhu var. O güruh şunu maalesef görmüyor. Bakın Akdeniz bölgesinde Birleşmiş Milletler'e deklare ettiğimiz sahada birçok kez tacize uğradık. Ama hiç kimseyi bu sahaya sokmamak noktasında büyük bir inat, büyük bir istikrar sergiliyoruz. Bakın şu ana kadar resmi rakamlarla sadece o bahsettiğim bölgede 35 gemi engellendi. Tekneden kayıktan bahsetmiyorum. 35 gemi engellendi. Bizi taciz etmeye geliyorlar. Türk bayraklı gemilere onların çalışmalarını aksatmak için geliyorlar. Korkutmak için geliyorlar. Yıldırmak için geliyorlar. Bunların birçoğu basına verilmiyor. Ama şu da bir önemli gerçek. Bu yaşanan hadiseler, bu kran karana, o gemiler, o araçlar karşı karşıya geliyor ya bir savaş sebebi olabilecek gerginlikler yaşanıyor bu bölgelerde. Ve Türk askeri, Türk mühendisleri, Türk teknisyenleri bu noktada çok büyük bir cesaret örneği gösteriyor. Sevgili dostlar. Türkiye ile alakalı önemli gelişmeleri sizlere bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerden ricam abone olmanız ve katıl butonundan bizlere destek vermeniz çok çok önemli. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.